üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemiz, balık popülasyonu açısından da oldukça elverişli konumda yer almaktadır. Ülkemizdeki denizlerde hamsi, levrek, sardalya, palamut, çipura, mezgit, istavrit gibi birçok deniz ürününe rastlanmaktadır. Dünyada önemli bir balık üreticisi olan ülkemizde avlanılan balıkların %43'ü deniz balığı, %43'ü yetiştiricilik, %6,5'u diğer deniz ürünleri, %6,7'si iç su ürünlerinden oluşmaktadır. Türkiye balık üretiminin %76'sı Karadeniz'den karşılanır. Burası Türkiye'nin mega kenti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı olan Gürpınar su ürünleri de bulunuyoruz şu anda. Biz de Gürpınar su ürünlerin İskonder Başkanı olarak burada bulunuyoruz. Şu anda balığın merkezindeyiz. Bizim 104 tane üyemiz vardır. Komisyoncu sıfatıyla burada bulunuruz. Üreticinin malını direkt satarak üreticiye teslim edilir. Buradaki sistem o şekilde çalışır. Komisyon düzenindedir. Direkt üreticiden gelip tüketiciye giden bir sistemimiz vardır burada. Burada haller üzerinde de bu tektir yani. Denizden yetiştirme, her türlü yani karada, barajlarımızda yetişme, alabalık, somun, denizimizde işte tekneyle tutulan balıklar ve üretim olarak somundur, çupradır, levrektir. Bunlar da çiftlik balıkları olarak burada direkt üreticiden alım, tüketiciye ulaştırılan bir sistemde. Komisyoncuda 104 tane üyemiz vardır. Ülkemizde balık tüketiminin önemli bir bölümü İstanbul'da yapılmaktadır. Nüfus yoğunluğu ve balıkçılık sektörünün gelişmesi İstanbul'u bu açıdan ilk sıraya getirmektedir. İstanbul'da avlanan balıkların toplandığı en önemli yer olarak da Gürpınar Balık Hali gelmektedir. Avlanan balıklar burada toplanarak mezat usulü olarak satılmaktadır. Mevsimsel olarak tabii ki Eylül'de bizim sezonumuz açılıyor. 4. ayın 15'inde sezonumuz kapalı. Bu arada tabii ki deniz ürünlerimiz çok aşırı boldur. İşte hamsimizdir, istavrittir, çinekop, yani lüferdir, palamuttur. Bu sene palamut aldık. Bu şekilde deniz ürünlerimiz daha çoktur. Ama kültür balığımız da, yetiştirme balıkçılığımız da çok ileri seviyelere ulaşmıştır yani. Somunda, çuprada, levrekte bunlar da çok ileri bir seviyeye ulaştık yani. Balık sezonunda tüm deniz canlılarının avlanarak getirildiği Gürpınar'da sezon yasağının başlamasıyla da yerini kültür balıkçılığı almaktadır. Denizlerimizi istediğimiz seviyede koruyamıyoruz. Maalesef işte Marmara Denizi'nin etrafındaki oluşum, nüfus, bu yoğunluk ne kadar çaba sarf edilse de yeterli derecede denizlerimizi temiz tutamıyoruz. İnsan buna çok fazla dikkat edemiyoruz. Ama buna rağmen balıkçılığımız elbette çeşitliliği olarak azalıyor. Tüketim olarak azalıyor tabii. Bu havasal, iklimsel her türlü faktörler içine girerek balıkçılığımız her geçen gün biraz daha çeşitsel olarak azalmaya gidiyor. Kasım ayında şu anki mevsimde olan hamsimiz boldur şu anda. Lüfer balığımız bol. Bir de marya çeşidimiz zaten burada gördüğünüz gibi işte mezgittir, barbunyadır, tekirdir. Çeşitçiliğimiz boldur şu anda. Burada fiyatlarımız mezat usulüdür. Borsa şeklinde mezatla alınır. Yani mal gelir, mezata sunulur. Mezatta en yüksek parayı veren malı alır. O şekilde bir sistemimiz vardır. Her balığın kendi derecesi, kalitesine göre müzayedeye sunulur. Alıcı direkt görerek, temas ederek mal alır. Bizdeki sistem yani alıcı da, satıcı da direkt balın başında mala temas ederek, görerek malına fiyata girer. Canlı bir şekilde müzayede usulüyle her saat başı, yani saatte de fiyat değişebilir. Düşüşler aynı günde yaşanır, çıkışlar yaşanır. Bu şekilde bir sistemimiz var bizim. Burası borsa şeklinde, arz talep meselesi. Denizden çıkan ürünlerin bolluğuna göre fiyatlarımız ona göre oluşur. Kendiliğinden oluşur. Azlığa göre yine kendiliğinden oluşur. Arz talep. Yani denizden ne kadar malımız çok çıkarsa o günkü fiyatlar ona göre arz talep oluşacaktır. Azaldıkça da o günü ona göre. Burada bir fiyat dengesi, belirli bir fiyat, standart bir fiyat satış sistemi yoktur burada. Balıkçıların birçok sorunları var. İşte
bu balığı denizden tutan emekçimiz. Asıl ilk üretendir. Yani her şeyde ilk önce üretendir yani. Üreten balıkçımızın gerçekten gider ve masrafları çok ağır. İççi masrafından, mazot giderinden her türlü bu gecenin akşam hava kararmadan denize çıkan bu emekçilerimiz sabaha kadar mücadelesini veriyor. Bu balığı soframıza gelene kadar çok emeklerden geçip geliyor. Çok yüksek masraf maliyetlerden. İnsanlarımızda şöyle bir algı var. Balık sanki bedavaymış gibi. Hayır, balık aslında çok değerli bir şey. Çok maliyetle çıkıp ortaya gelen bir şey. Aslında algı olarak da balık bedava tutuluyormuş gibi geliyor. Ama böyle değil yani. Gerçekten balığı denizden karaya çıkarıp soframıza gelene kadar çok ağır maliyetlerden, küfletlerden çıkıyor. Teknelerimiz denizde her sabah yani bir standart olarak 1 ile 2 ton arasında mazot tüketmektedir bir gecede. Bunun miktarlarına baktığımız zaman içi masrafı bunlar çok büyük maliyetlerle ortaya gelen bir aslında bir balığımızdır yani. Öyle bedava değildir yani. Özellikle son yıllarda alınan önlemlerle daha fazla balık çeşitliliği ve miktarı hedeflenmektedir. Türkiye'ye söylemez gereken balı çok az yiyoruz. Avrupa standartlarının çok altındayız. Zaten işte Japonya'dır, Amerika bu gibi ülkeler saymıyoruz. Yani Avrupa standartlarının 1/3 balık tüketiyoruz. Yani balığı çok tüketmemiz lazım. Denizden organik olarak çıkan balığımızı tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Bu balık soframıza gelene kadar inanın çok zor emeklerle geliyor. Hava kararmadan denize çıkılıp gecenin karanlığında herkes yatarken onlar çalışıp bu balığı getirip işte bu saatte satışı, esnafımız olsun, satıcısı olsun, balıkçımız olsun bunlar bu şekilde insanlarımıza bu balığı getiriyor ama insanlar balığı yemekten gerçekten çok muzdar. Aslında yani elimizde kalan, organik olan, aslında el değmemiş olan bir balığımız var. Ona da maalesef sağlıklı şekilde insanlarımız yemekte tereddüt ediyorlar. Merhabalar. Merhabalar. Hoş İsminizi geldin. Öğrenebilir miyiz efendim? Serdar Can. Nereden geliyor? Boğaz'dan Marmara. Marmara'da. Marmara balığı. Bolluk var bu yıl. Bolluk var şükür. Hamsi'de bayağı bir güzel bolluk var. Satıyorsunuz burada. Satıyoruz. Şu an satacağız gene tekrar. Bakalım kimler alıyor? Esnaf var. Ya Türkiye burada. Türkiye burada. İstanbul burada. Satışı nasıl yapıyorsunuz? Şu anda açık arttırmayla yapıyoruz. Açık arttırma da yapacağız. O zaman açık arttırmanızı bir izleyelim bakalım. Beyler alan satan hayır görsün, alınca para kazansın. Böyle burayı satıyorum. Buraya 1100. Buraya 1100. Kasasına mı 1100? Kasasına 1100 lira istiyorum. Burada kasayla satıyorum. Kasada kaç kilo var? 1100. Ortalama 15. Bereket versin. Hadi abiler. Kasa. Bunu. Olduğu gibi 900'ü var. Bu balıkların olduğu gibi 900'ü var. Bu sepetlerin olduğu gibi 900'ü var. Var mı başka? Var mı başka? Var mı başka? Hayrını gör, Bolu Engin. Kasası 900'eydi değil mi başkanım? Evet, bu amsimiz günlük işte günlük borsa şeklinde müzayede sisteminde değişiyor. Arz talep meselesi değil. Arz talep meselesi. Denizden ürünümüz ne kadar çok çıkarsa o kadar fiyatta aşağı geliyor. Da fiyatlar müzik olarak Şu an fiyatlar yüksek mi yoksa fiyatlar normal mi? Fiyatlarımız biraz yüksek. Biraz yani yüksek. Yani ortalama satış fiyatlarımız şu an denizden takip ediyor. Bu da işte hava esmesi, biraz daha denizden balığın az olması. Şu anki fiyatlarımız yani ortalama satışımızın bile üzerinde. Kaç saat denizde kalıyorlar başkanım? Gün kararmadan denize çıkarlar. Aydınlara kadar. Aydınlara kadar denizde kalırlar. Balıkçı bulamazsa daha da uzun süre. Yani nerelerde balık tutuyorlar bu hamsiyi? Şu an Marmara'da. Marmara denizimizin mahsulü. Çok kaliteli bir mahsuldür. İnsanların yemesini tavsiye ederim. Şu an hamsi zamanı, hamsi yeme vakti. Bol bol hamsi tüketmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü çocuğumuza yani omega 3 en fazla olan çok değerli, çok kaliteli bir balık. Hamsinin taze olmadığını dezgahlarda vatandaş nasıl anlayacak? Hamsinin taze olup olmadığını dezgahlarda anlayacak. Zaten kendisine bu balığın daha renginden, daha böyle renginden, gözünden, her türlü şeklinde zaten kendini gösteriyor.
Bir balık ülkesi olan Türkiye, ne yazık ki balık tüketiminde istenilen seviyeye ulaşabilmiş değildir. Özellikle omega 3 açısından oldukça zengin olan denizlerimizdeki balıkların tüketiminde istenilen seviyeye ulaşılması hedeflenmektedir. Efendim, bunun doğuşu yavru palamut, biraz büyüdü mü çingene palamudu, biraz büyüdü mü palamut, biraz büyüdü mü zindan delen, biraz büyüdü mü de torik, bir de bunun daha babası var, o da 20 kilo. Vallahi bu balığın bize şeyini anlatıyorsunuz. 8 kiloluk, evet efendim. 9. ay dediniz mi, tüm balıklar yumurtasını dökmüş, evet. Yani yavrulamışlar. 4. ayda yavrulama dönemi başlar, 4. ayda yasak başlar. Neden? Çünkü 4. ayda karnında yumurtalar vardır. O yumurta döneminde balık tutulmaz, avlanma yasağı vardır. Önceden böyle bir şey yoktu, balık yokluğu çekiyorduk. Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederim. O zaman başbakanlığı döneminde 4,5 ay bizlere, balıkçı camiasına destek oldu. Neden? Çünkü 4,5 ay yasağı koydu. Gördüğünüz bu torik 3 milyon adet yumurta yapıyor. Bunun bir küçüğü 1 milyon adet yumurta yapıyor. Bakın, yumurtanın anlamı nedir? Denizdeki yavru balıklar yiyerek besleniyor. Karadeniz'in, Marmara'nın suyu bu sene yine balık oluştu. Palamut'a da çok benziyor yani. Efendim, zaten palamudun babası. Babası. Ama ben umum balıklardan söylüyorum. Geçen sene 20 sene önceki fiyatlara düştü palamut. Bu sene de hamsi 40 lirayla, bakın 40 lira çok basit bir para. Bugünkü günde 40 lirayla 100 lira arasında değişiyor. Balığın anlamı nedir efendim? Balığın anlamı anne sütünden sonra yıpranan dokuları onaran, içinde katkı maddesi olmayan tek besin kaynağımız balıktır. Bakın efendim, doktorlar reçeteye ilaç yazar. Reçeteye yazılmayan tek ilaç balık ve balık ve deniz canlısı. Çünkü katkı maddesi yok. Biz balıklara yem veriyor muyuz, su veriyor muyuz? O zaman haftada kaç gün balık yiyelim? Efendim, eğer vakti varsa saygıdeğer Türk halkının, her gün yesinler. 300 gram yemesinler, 100 gram yesinler. Bugün yemesem mutlaka yarın balık yiyorum. Doyana kadar yiyorum. 67 yaşındayım, kilom bu, yine aynı. Doyana kadar yiyorum. Merhabalar. Bu balık nereden geliyor? Bu balıklar Marmara Denizi, yani Boğaz'dan şu an geliyor. Torik balığı bunlar. Torik balığı. Evet, çok güzel. Lekar da yapılıyor bunlardan. Marmara Boğaz'dan geliyor. Bizim Boğaz'dan gelip geçici bir balıktır. Yani göç balığıdır. Biz yakaladığımızı yakalıyoruz. Yakalayamadığımız buradan Çanakkale'den geçip gidiyor. Yani yılda bir defa bu aylarda. Bu aylarda, evet. 10. ayın 15'inden 11. ayın sonuna kadar, Kasım ayının sonuna kadar balık hareket haline gider.